Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda trading pazara yeni gelen ürünleri almaya çalışacağım. Makine moda opsiyonel kutusunun içerisinden ilk açtık. Yatağımızı aldık, avizemizi aldık. Güzel. Bir adet robot parçası aldık. Bu da iyi. Toplam 5 adet robot parçası topladığımızda robot üretebiliyoruz arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi üstüm doldu. Üstümdeki ürünleri boşaltmak istiyorum. Sanırım yeterli olacaktır bu. Şimdi bir beşli daha açalım. Avize aldık yine. Devam. Robot parçası aldık, çok iyi. Yatak. Koltuk aldık. Devam ediyorum. Masa aldık. Kod T masa. Bir televizyon aldık arkadaşlar. Bir koltuk daha aldım. Robot kolu, çok iyi. Bir adet masa, bir adet robot kolu da. Bir koltuk daha, güzel. Galiba robotun son parçasını da aldık. Toplam 3 adet robot üretebileceğim arkadaşlar. Bir her biri farklı renkte olacak tabii ki. Güzel, bu da güzel. Bir kol daha aldık. Alacaklarımızı aldık. Şimdi bu ürünleri yerleştireyim, sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane almadığımız robot kol kaldı. O da önemli değil. Zaten 3-4 tane aldık. Training pazardan aldığımız ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Buradan aldığımız parçalarla şöyle robot yapabiliyoruz ve robotumuzun biri burada. Ürettik zaten. Onu da nasıl üretiyorsunuz? Örnek veriyorum, bakın. Şu aldığınız, şunu parçalayayım, hemen size örnek göstereyim. İnşa et diyorum. Mobilya. Anlaşmaya mı gitti o? Bakalım hemen. Cihazda da değil. Dekorasyon, dekorasyon. Evet, burada. Bakın şöyle bir tanesini koydum. Direkt buradan kombinasyon deyip robotumuzu birleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kutular koyaraktan. Bu konuda bilginiz olsun. Her robot için toplam 5 parça istiyor. Eğer 5. parçayı koymadan da üretebilirsiniz ama 4 parçalı oluyor. Bakın şöyle göstereyim hemen sizlere. Bakın bu robotumuzun misal gövdesi yok şu an. Gördüğünüz gibi. Hani eksik de kombinasyon edebiliyorsunuz. Bu size kalmış. Şimdi diğer ürünleri göstereyim. Bir tanesi şöyle arkadaşlar, avize. Herhangi bir söndür yak seçeneği bulunmuyor. Direkt otomatik yanıyor. Diğer ürünümüze bakıyoruz hemen buradan. Şöyle televizyon arkadaşlar, bu da hop. Buradan ticarete işte. Buradan arkadaşlar pazara ulaşabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Bence güzel duruyor. Şöyle bakalım, burada 2 adet TV'miz daha var arkadaşlar. Bunu da böyle çevirelim. Bunu da böyle koyalım hemen. Bunlar da aynı şekilde ticarete girmenizi sağlayan televizyonlar. Şöyle diğer ürüne bakalım hemen, mobilya. Şöyle robot kolumuz var.
Şöyle yerleştirdim robot kolunu. Bakın bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu şekilde bu robot kolunu kullanabiliyoruz. Hemen şuradan inelim geri. Bence güzel bir ürün. Burada ayrıyetten öyle bir adet daha robot kolumuz var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Şimdi diğer mobilyalarımıza bakalım. Burada şöyle iki tane masa sanırım bu. Robot masası mı bu da? Evet, masa. Şöyle şuna da bakalım hemen. Bunlar da masa arkadaşlar. Şöyle bir sandalyemiz var. Şöyle yerleştiriyorum. Bunun fonksiyonu var mı? Bu şekilde oturabiliyoruz buna da. Evet, şimdi diğer mobilyalara bakalım hemen. Bunları da geç, şu koltukları da geç. Şimdi yatak var arkadaşlar bir de ekstra olarak. Onları da yerleştireyim. Şöyle bir sürü yatak oldu. Burada yer kalmadı. Bunu da böyle yerleştiriyorum direkt. Yatağa da bakalım kaç dayanıklılık yeniliyor. Onu da sizlere göstereyim. Yatış şekli bu şekilde. Ekstra bir yatış şekli yok. Dayanıklılığa gelince de 60 dayanıklılık yeniliyor arkadaşlar. Bu yataklarda bilginiz olsun. Bu da aynı şekilde. Başka sizlere burada göstermediğim ürün var mı? Hemen bakıyorum. Mobilya. Başka da yok. Diğeri zaten koltukları. Bu da masası. Bu avizesi arkadaşlar. Bunları da şöyle ben bir yerleştireyim. Daha sonra bunları teker teker düzenleyeceğiz. Bunu da yerleştir. Sen de buraya yerleş. Sen de yerleş. Sen de artık yer kalan yere yerleş. Var mı yer burada? Evet, bunları da böyle yerleştirdik. Bu videomuzda buraya kadardı arkadaşlar. Training'den ürün çıkartmayı düşünen arkadaşlar bu ürünleri gördükten sonra fikir sahibi olabilirler. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.